Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımın Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 44. Satranç Olimpiyatlarında erkek milli takımımız gerçekten bizleri 10. tura girdiğinde çok 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 büyük heyecanlandırmıştı. Çünkü 9 turlar sonunda biliyorsunuz ki arkadaşlar Türk milli takımımız 7. sıradaydı. Ve 10. turda rüya takım Amerika ile eşleşmişti. Az önce maçlar sona erdi ve maalesef 3-1 kaybettik. Milli takımımız şu dörtlüyle çıkmıştı. Mustafa, Emre, Vahap ve Dragan dörtlüsüyle çıkmıştı. Amerika milli takımı ise Fabiano Caruana, Wesley So, Dominguez Perez ve Sam Shankland dörtlüsüyle çıkmıştı. Mustafa kaybetti Caruana'ya karşı. Kötü kaybetti diyebiliriz. Emre Can, Wesley So ile erken bir beraberlik yaptı. Vahap ise Dominguez'e kaybetti arkadaşlar. Az önce zaten en son Vahap'ın maçı bitti ve Dominguez'e kaybetti. Dragan Hoca ise Sam Shankland'la berabere kaldı ve 3-1. Maalesef herhangi bir maç alamadık. Vahap kazansaydı beraber olacaktı ama hiç ümit vermeyen bir karşılaşmaydı o. Vahap da kötü kaybetti diyebiliriz ve 3-1 kaybettik. Canımız sıkın tabii ki. Yani çok güveniyoruz milli takımıza, hala güveniyoruz. Ama ciddi bir fark vardı aramızda, kuvvet farkı vardı. Tabii ki çok büyük destek görüyor Amerika ama milli oyuncularımızın ne kadar destek gördüğü malum zaten. Ama ona rağmen millilerimiz çok güzel mücadele ettiler ve buraya kadar geldiler. Ki her şey bitmiş değil. Son turda kazanmamız halinde 21. sırada başladığımız 44. Satranç Olimpiyatlarını daha üst sıralarda bitirebilme ihtimalimiz var. Kadınlarımıza gelince kadınlarımızın rakibi ise Ekvator'da arkadaşlar 10. turda ve kadınlarımız da bunu mutlaka kazanması lazım diyorduk ki 41 olan başlangıç sıralamalarından daha üst pozisyonda bitirebilmeleri için Ekaterina Hoca şaşırtmadı, kazandı. Gülenay berabere kaldı. Çiğdem'de bir şeyler olmuyor. Yani Çiğdem Onur şu son iki turda birazcık sıkıntılı gidiyor ama süre sıkışması yaşıyor arkadaşlar. Çiğdem problemi o, süre sıkışması yaşıyor ve kaybetti. Buse Naz'ın maçı şu anda berabere devam ediyor. Yani ortada maç ama henüz bitmedi. Eğer berabere biterse Ekvator'la kadın milli takımımız berabere kalacak. Ama Buse'nin kazanması durumunda ki o maç bayağı bir uzun süreceğe benziyor. Çünkü 40. hamleler yapıldıktan sonra 60 dakika eklenme oluyor biliyorsunuz. Ve 40. hamleler yapılmak üzere. O yüzden Buse Naz'ın berabere kalması durumunda milli takımımız Ekvator'la berabere kalacak. Buse Naz'ın kazanması durumunda milli takımımız kazanmış olacak. Buse Naz'ın kaybetmesi durumunda kaybetmiş olacağız. Ve top artık Buse Naz'da diyoruz. Başarılar diyoruz da Buse Naz'a. Tabii ki Amerika karşısında galibiyet sayımız yok. Galibiyet sayımız olmadığı için de her ne kadar Mustafa Yılmaz kaybetmiş olsa da tabii ki de Caruana'yla böyle bir organizasyonda yarışmak bile büyük bir başarı olduğunu düşünerek Mustafa Yılmaz'ın Fabiana Caruana'yla yapmış olduğu maçın analiziyle birlikte olacağız arkadaşlar. Aynı zamanda son tur maçların eşlendirmelerini ve 10. tur sonra oluşan sıralamaları Hayatımız Satranç Instagram sayfasından görebilirsiniz. Instagram sayfamızı takip etmeyi lütfen unutmayın. Hemen aşağıdaki abone tuşuna basarak da abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Modum çok düşük arkadaşlar. Gerçekten maçları başladığından beri takip ediyorum. Çok hevesliydik. Gerçekten çok hevesliydik. Yani inanıyorduk. Gönülden inanıyorduk çünkü milli takımımıza. Kesinlikle milli takımımıza 2500-2600 seviyesinde oynamıyor oyuncularımız. Çok çok iyi. Çok çok kondisyonları da muhteşem. Dragan Hoca da yedeklerden çok güzel destek vermiş. O yüzden modum düşük arkadaşlar. Biraz düşük modda anlatacağım. Kusura bakmayın. Beyazlarda Fabiano Caruana vardı. Siyahlarda ise Mustafa Yılmaz'ımız vardı. Caruana E4 ile başladı. C5'ten sonra at F3, D6. Biliyorsunuz Mustafa Yılmaz genelde siyahlar Nydorf oynamayı tercih ediyor. D4, C4, CD4, at D4 hamlelerinden sonra at F6 ver piyonu. At C3 korudum. A6 ile birlikte Nydorf'a şimdi siyahlarda Mustafa Yılmaz girdi. F3 ile piyon korundu. E5 hamlesinden sonra at B3'e çıkışlandı. File E6 gelişiminden sonra file E3. Bunlarda hiç problem yok. Eşitiz. File E'de roka hazırlık. Vezir D2'de uzun roka hazırlık. Rok hamlelerinden sonra at B'den D7 oynanıyor. Ve şimdi tabii ki de ters taraftan rok yapıldığı için beyazlar da siyahlar da piyon fırtınasıyla rakibin rok yapmış yanına hücum etmeye çalışacaklar. G4 sürüşünden sonra siyahlar da Mustafa Hoca da R yapmıyor ve tabii ki de şah karadını savunmak özellikle piyonlarla savunmak iyi bir fikir değil. O yüzden B5 ile karşı atağa geçiyor. G5'ten sonra at H5 doğru bir tercih. Şah B1'e bir tane kaydıktan sonra şimdi at B6'yı da atımız da vezir karadına yerleştirildi. Burada fil alır B6 yapılabilirdi aslında. Yapılmasında herhangi bir sıkıntı yoktu. Ama beyazlar da Caruana tabii ki buradaki saldırgan filini bırakmayı istemeyecek. O yüzden vezir F2 oynayarak şimdi vezir fil bataryasıyla birlikte B6'ya baskı kurdu. At C4'e kaçtı aynı zamanda E3 filini istedi. Fil alır C4 şimdi o işe yaramaz F1 filiyle güçlü C4 atı değiştirildi. Bir alır C4 dedi şimdi B hattı
siyahların lehine açılmış oldu. At A5 kaçıldıktan sonra şimdi kale C8 ve kale C8 hamlesinden sonra yani biz şöyle düşündük aslında kale C8, vezir C7 vesaire şeyler mi yapacak acaba hani şu piyon üzerinden hani diğer piyonu da sürerek bir oyun mu tertipliyor Mustafa Yılmaz diye düşünürken at D5 geldi. Merkezdeki at tehlikeli. O yüzden Mustafa Hoca fil alır D5 yoluna devam etti. Kale alır D5 hamlesinden sonra. Şimdi vezir C7 hamlesi önemli bir hamleydi, yapılmadı. Ve siyahlarda Mustafa Yılmaz belki de ilk hatasını yapıyor. Çünkü bu G5 piyonu alınsın diye var arkadaşlar. Al beni, al beni. Tabii ki şöyle, bu piyonu aldığımız zaman bir kenar piyonu kazanmış olacağız. Ama bunun karşılığında fil alır G5'ten sonra vezir alır G5 zorunlu. Ve D6 piyonunu koruyan iki tane taşımız sapmış olacak arkadaşlar G5'e doğru. O yüzden dolayı beyazlar da Karuan'a da D6 piyonunu alacak. Aynı zamanda bizim C ve A piyonumuzu da izole bırakmış olacak. Aynı zamanda kenar piyonuna karşı merkez piyonu değişmiş olacak. Ve bu şekilde küçük bir avantaj elde etmiş olacaktı ki oldu da. Fil alır G5 yaptık. Şimdi artık burada beyazların at B7 hamlesi de öneriliyor aslında Karuan'a. Yani Karuan'a diyor ki stopfiş fil alır G5 alma. Ama bu daha basit bir kazanç gibi geldi. Yani at B7 bu seviyedeki oyuncunun tabii ki de bulması gereken bir hamleydi. At B7'den sonra hani atla alalım D6'yı, kaleyle almayalım gibisinden. Ama fil alır G5 yapmayı tercih etti Karuan'a. Vezir alır G5 hamlesinden sonra artık D6 piyonu boş. Kale alır D6 hamlesinden sonra gördüğümüz gibi C ve A piyonları izole vaziyette kalmış oldu. Doğru bir hamleyle F5 diyona devam etti Mustafa Yılmaz. At C6 hamlesinden sonra burada F alır E4 hamlesiyle yolumuza devam edebilirdik. Ama Mustafa Yılmaz biraz daha defansif oynadığını düşünüyorum. Kale C'den E8 oynadı ve ikinci hatasını da yapmış oldu. Ve bu şekilde hafif üstünlüğü beyazların devam ediyor. Vezir C5 hamlesiyle birlikte şimdi tekrardan F alır E4 yolumuza devam etmemiz lazımdı. Beyazların yapmaya çalıştığı tüm güçlerini artık Mustafa Hoca'nın şahına doğru, daha doğrusu rok yapma şahına doğru yönlendiriyor. Yapmak istediği hareket tamamen bunlar ibaret. Aynı zamanda tabii ki de E5 piyonuna da bir saldırı var. Atla zaten saldırıyordu. Bir de üstüne vezirle saldırdı. Bir de üstüne C4'ü istiyor arkadaşlar. Çok kuvvetli bir hamle. Burada Mustafa Yılmaz'ın F alır E4 ile yoluna devam etmesi gerekiyor idi. Ama şah tehdidinden kurtulmak için hani vezir C4 şah yapacağını düşünerek şahı H8'e oynadı ve maçın en ciddi hatası olma özelliğine sahip. Şimdi artık beyazlar için kazanç yolu var. At alır E5 hamlesiyle birlikte önce piyonunu kazanıyor. Vezir F4'te şimdi at istek altında. At oynanacak. At D7 ver kaleyi. Kale şu anda F7'ye kaçsa hiçbir sorun yok. Ama Mustafa Yılmaz tabii ki de beraberliği oynamak istemiyor. Ya daha doğrusu bu oyunun bu şekilde oynanırsa beyazlara mutlak kazanç olacağını da gördüğü için oyunu karıştırabilmek adına vezir alır F3 oynadı ve kale istedi. Fakat bu da hatalı bir hamleydi arkadaşlar ama artık yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra zaten beyazlar kazanacak. O yüzden oyunu karıştıracağımız için bu hataya ben hata gözüyle bakmam. Kale sakince C1'e kaçtıktan sonra burada siyahların kale G8 ile tam bir savunmaya girmesi lazımdı. Ama tabii kale G8 hamlesinde bu sefer at E5 daha sonra at F7 fikirleri, mat fikirleri yani baya baya boğmacaması olacağız. O yüzden bunu gören Mustafa Yılmaz kale G8 oynamadı ve at F6 ile yoluna devam etti. Saldırgan atı kırışmak istedi ama kırışır mı, adam kaleyi istiyor zaten. At alır F8'den sonra kale alır F8 kötü bir hamle arkadaşlar. Kesinlikle kale alır F8 alamıyoruz. Sebebini söyledi ki at çarpı E4 ile devam etti Mustafa. Doğru bir hamleydi. Çünkü kale alır F8 yapmış olsaydı kale alır F6 hamlesinden sonra biz artık bu kaleyi alamıyoruz arkadaşlar. Çünkü piyonla alsak zaten vezir alır F8 var ve mat oluyoruz. Kaleyle alsak bu sefer de vezir C8 var. Kaleyi araya kapattıktan sonra tekrar mat oluyoruz. O nedenden dolayı kale alır F8 hamlesi doğru bir hamle değildi Mustafa Hoca adına. Ve at alır E4 yaptı. Doğru bir hamle yaptı ama bir kalede geri düşmüş olduk. Daha sonra kale E6'yla ver kaleyi ver atı şeklinde bir hamle. Atla veziri alamıyoruz arkadaşlar. Diyeceğiz ki Karuan'a vezir uydu. Hayır, alamıyoruz arkadaşlar. Niçin alamıyoruz? Daha sonrasında Karuan'a o veziri Mustafa Hoca'dan geri alıyor. Bakın nasıl alıyor. Çok enteresan bir hesap. Eğer at alır C5'e şu an yuppi vezir öne geçtik dersek kale alır E8'e şu anda tek hamlede mat istiyor. At G6 mat açarak şah çekecek. Tek kurtuluş yolu var. Taş kaybetmeden tek kurtuluş yolu var. O da şah G8. Yine de at G6 şahını çektikten sonra şah F7'ye düşünce bakın bakalım beyaz olsanız siz ne oynarsınız? Elbette ki at E5 ver şahı ver veziri şeklinde bir hamle oynanacak.
Şah kaleyi aldıktan sonra da at alır F3'te yoluna devam edecek beyazlar ve yine bir kale üstün olmuş olacaklardı. O nedenden dolayı at alır C5 hamlesi doğru bir hamle değildi. Oyunu karıştırma yönelik yine çok özür dilerim. Çok özür dilerim arkadaşlar. Şuradaydık. Oyunu karıştırma yönelik kale B8 gibi bir hamle yapıldı. Hani buradan acaba şahlamalardan piyon açmaz da bir şey çıkar mı vesaire gibisinden. Ama beyazlar doğru hamleyi buldu ve vezir E5 hamlesiyle birlikte artık at C3 şah hamlesiyle de hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Çünkü şu anda kalede istek altında ve beyazların hemen hemen tüm taşları aktif. İşte kale E8 istekleri var. Daha diğer kale devreye girmedi. Vezirimiz atımız maalesef savunmada değil. Kalemiz tek başına savunmada olsa bir şey ifade etmiyor. Şahımız H8 hamlesi işte bu yüzden kötüydü. Çünkü piyonlarla birlikte şah bir arka sıra matı ya da koridor matı denilen mat konumunda. O yüzden sıkıntıdaydı. Karavana kazandı. Mustafa Yılmaz kaybetti. Çok üzgünüz arkadaşlar. Bir sonraki rakibimizi merak ediyoruz. Çünkü kazanmamız bizim için çok önemli bir sonraki turu ki 21. başladığımız erkekler 21. başlayan erkekler milli takımımızın daha üst sıralarda bitirebilmesi adına. Şimdi az önce baktım arkadaşlar. Buse Naz'ın maçı hala devam ediyor. Ve kadınlarımız şu anda 1.5'a yarım önde. O yüzden düzeltiyorum arkadaşlar. 1.5'a yarım değil. 1.5'a 1.5 berabere. 1.5'a 1.5 berabere. Ve Buse Naz'ın maçı çok önemli. Buse Naz kazanırsa kazanacağız. Kaybederse kaybedeceğiz. Berabere kalırsa berabere kalacağız. Buse Naz, dualarım seninle, kazan kardeş. Kazan şu maçı ve kadın milli takımımız yüzümüzü güldürsün lütfen. Çok üzgünüz çünkü gerçekten yani şöyle bir 2 saattir falan geriye düştüğümüzden itibaren ben arkadaşlar gerçekten böyle hani bir milli maç olduğunda bile böyle kaybedersek uyuyamayan ya da kazanırsak sevinçten uyuyamayan bir tipim. Milli maçlar beni her zaman heyecanlandırmıştır ki en çok ilgim olan sporda olan satrançta milli takımımızın bu şekilde bir yerlere gelebilmesi, gelmesi beni inanılmaz heyecanlandırmıştı. İnanın uyuyamadım yani gece. Ama olsun, milli takımımız yine de bizi çok gururlandırdı. Yani şu anda şu heyecandan sonra oluşan hayal kırıklığının bile vesilesi milli takımımızdır. Yani milli takımımız bu performansı göstermese biz bu heyecanı bile yaşayamayacaktık. Üzüldük yani, yapacak bir şey yok. Üzüleceğiz yani, bu dünya, bu yapacak bir şey yok. Dediğim gibi 11. turun eşleşmelerini hayatımız satranç Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Yine aynı şekilde 10. turlar sonunda oluşan sıralamaları paylaşacağız. Hayatımız satranç Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Bize destek olmak için hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Katıl butonu tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Bir sonraki videolarda, bir sonraki çalışmalarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç genelde olmanız ümidiyle. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.